Steve Jobs'ın uzay gemisi olarak nitelendirdiği Kaliforniya'da bulunan Apple Campus 2, acaba tasarımsal anlamda çıtayı yükselten Apple'a rekabette olduğu firmalar nasıl bir yanıt verecek? Şimdilik merak konusu olduğunu söyleyelim. Kampüsün amacı geleneksel kurumsal kampüs yerine 12 bin işçiyi tek bir binada buluşturmak, %100 yenilenebilir enerji özelliğiyle dikkat çektiğini belirtelim. Her türlü ince detay düşünülmüş. Steve Jobs, fütüristik bir tasarıma sahip bu yuvarlak yapıyı bir uzay gemisine benzetiyordu. Pentagon'un mimarisini az çok hepimiz hatırlarız. Campus 2, kaotik bir havadan ziyade daha modern, ferahlatıcı bir tasarıma sahip. Ana binanın uzay gemisini andırması da aslında Apple'ın gelecekte daha farklı projelerde de yer alabileceğini sembolize ediyor. İçinde büyük bir fitness merkezi ve büyük bir park bile mevcut. Apple Store'un da yer alacağı yapı 260 bin metrekare alana sahip. 11 bin araç kapasiteli otoparkı bulunan Campus 2'nin tamamlanmasına az bir süre kaldı. Apple'ın Çin'de üretilen iPhone serisini artık kendi ülkesinde üretmesi haberlerinin gündeme gelmesiyle beraber Apple'ın yeni tesislerinde üretime yönelik bir karar alınabileceği gündeme geldi. Campus 2'nin %80'ini yeşil alan oluşturmakta. Ekosistem itibariyle tamamen çevre dostu bir tasarıma sahip. 4K kalitedeki çekimlere videonun altındaki linkten de ulaşabilirsiniz. Campus 2 cam dolgulu ana gövdesi, güneş panelleri, garaj yapısı ve ana bina dahil olmak üzere birçok binanın üstünde teknolojisiyle modern ve gelişmiş bir yapı olacağının havasını yansıtıyor. Tiyatro salonu bile var, gerisini artık siz düşünün. Açıkçası 2017 yılında hazır olması bekleniyor. Her türlü sosyal aktivite ve imkana sahip olacağınız bu yerde çalışmak ister miydiniz?